Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Geçen bisikletle gittiğim ve sizle muhabbet ettiğim yere gideceğim. Ama bu kez muhabbet ettiğim yerde değil, tam oranın karşı tarafında, kumsalın diğer ucundaki dağa tırmanacağım. Benim evimin etrafında da her yerde dağ var ama oraya gitme sebeplerimden bir tanesi, ben daha öncesinde oraya gitmiştim. Yasal olmayan yollardan kazı yapanlar var ve oradaki çukurları size göstermek istiyorum. Çünkü oralarda taş sütunlara denk gelmiştim ben o zamanlar, gittiğim zamanlar. Çok ilgimi çekmişti, çok merak etmiştim. İnşallah izlerken heyecanlanırsınız. Ben çok heyecanlanmıştım çünkü ilk gittiğimde ve tekrar da heyecanlanacağım büyük ihtimalle. Çünkü açıkçası biraz ürküyorum da. Yani orada kazı yapan insanlara denk gelme ihtimalim de var. İnşallah öyle bir şey olmaz. Kazı yapan insanlara denk gelmem. Çünkü ne yapacakları belli olmaz. Yani sonuçta yasal bir şey yapmıyorlar. Bana zarar da verebilirler. İyi seyirler arkadaşlar. Çok güzel bir video çıkacak bugün. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Ben yola çıktım. Aşağı yukarı siz birkaç dakika içinde deniz kenarı görüntülerini almaya başlarsınız. Ben şimdi yola devam ediyorum. Size yoldan kesitler çekmeye çalışacağım. İyi seyirler. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Geçen video çektiğim yere geldim ama bu sefer tam ters taraftayım. Bir önceki videomda tam görmüş olduğunuz evlerin orada videoyu çekmiştim. Bu kez tam oranın karşısında artık denizin diğer ucunda bu görmüş olduğunuz tepeye çıkacağım. Tam olarak nereye çıkacağımı gösteremem çünkü ben de bilmiyorum. Yani oradan bir yol bulup yukarıya doğru çıkacağım. Ya uçtaki yere olur ya da diğer tepe tarafına çıkarım. Artık hangisine yol varsa. Çünkü ben de geleli çok olmuştu buraya. Hatırlamıyorum yolları. İnşallah güzel şeyler çıkacak bugün. Hadi izlemede kalın. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölmek istiyorum. Size birazdan çıkacağım yer hakkında kısaca bilgi vermeliyim. Ben de videoyu çekmeden önce bu bilgilere sahip değildim. Eve geldikten sonra bu bilgilere ulaştım, öğrendim, birilerinden duydum. Daha sonra da araştırdım. Bu geldiğim yer ve ilerisindeki kıyı şeridi tamamen buraya hüküm süren Paflagonya adında bir uygarlık varmış daha öncelerinde tabi. Amasra taraflarında, Güzelcehisar taraflarında bununla ilgili araştırmalar yapılmış. Ama Muga'da üzerinde ben hiç araştırma yapıldığını duymadım ve internet üzerinde de denk gelmedim. Sadece adı geçiyor Muga'da şeklinde. Size şöyle söyleyeyim. İnternette bulduğum görsellerde birkaç sütun var, taşlar var ve birazdan benim bulacağım taşlara çok benziyorlar. Ben şahsen o taşların bir mezara ait olduğunu düşünüyorum. Keşke araştırmalar yapılsa, ne olduğu ortaya çıksa çok güzel olacak. Ve videonun ilerisinde, hatta en sonunda şans eseri denk geldiğim bir koy var, küçük bir koy var. O koya da korsan koyu deniyormuş ama bunu İnternetten değil, daha çok efsaneler şeklinde, halk dilinde dolanarak bugünlere kadar gelmiş. Ben de farklı birilerinden duydum. Bununla ilgili kısa bir video daha yapmak istiyorum ama şimdi değil, ilerleyen zamanlarda. Bu efsanelere daha hakim olan biriyle, oranın yerleşkesinde yaşayan bir insanla muhabbet etmek istiyorum. O şekilde birini bulabilirsem öyle bir video çıkarmaya çalışacağım size. Şimdi sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Korsan koyunu kesinlikle görmelisiniz. Çok güzel bir yer. İyi seyirler. Arkadaşlar tam olarak şu an çıkacağım yere geldim. Şu şekilde göstereyim size, buraya tırmanacağım. Yani çıkacağım, daha doğrusu tırmanmak denmez buna da. Bakalım güzel şeyler bulabileceğim inşallah. Yolda da sizle arada sırada konuşmaya çalışacağım. Bisikleti de buraya bu şekilde koydum. Tekerleğini bağladım ama yani bir şey olursa artık yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Bayağı bir dik bir yer vardı, oraya çıktım. Az önce bir abiye denk geldim. Buraya girmenin yasak olduğunu söyledi bana da. Ben de dedim ben yasak olacak bir şey yapmıyorum. Hani sadece dolanacağım. O şekilde geçtim buradan. Defne yaprağı topluyorlarmış. İzinleri varmış. Ama neden bana bu kadar taktı ben anlamadım. Çünkü ben zaten hiç üzerimde bir şey yok. Yani yasak olan bir şey yapacak bir şey yok üzerimde. Yani jandarma geliyor diyor. Gelsin, o da sorun değil. Onlara da söylerim. İlla da jandarma çık derse çıkarım ama yani bana bir sorun oluşturacak bir şey yapmıyorum açıkçası.
Arkadaşlar tekrardan merhaba. Burada birkaç kişiye de denk geldim. Biraz muhabbet ettik. Buralar dedi jandarma tarafından sürekli takip ediliyor dedi. O yüzden hani başımız ağrımasın, sıkıntı olmasın dedi. Biz defne topluyoruz ama dedi yanlış işler yapanlar var falan dedi işte. Kaybolma dedi, dikkat et dedi. Ben şimdi bir yer buldum. Size orayı göstereceğim. Çok fazla yaklaşamayacağım çünkü çok korunaklı bir yere benzemiyor ama bakayım size çekmeye çalışacağım. Sen ne diyorsan burası mezar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz içeride kocaman bir taş var. Büyük ihtimalle burada eski bir mezar, lahit gibi bir şey vardı. Bakar mısınız arkadaşlar, kocaman bir taş var içeride. Yani hatta şu da taşmış, onu destek zannetmiştim ben. Daha fazla yaklaşamıyorum çünkü hiç güvenli durmuyor arkadaşlar. Ben devam edeyim, farklı bir yer bulabileceğim mi diye. Aynı çukurun diğer tarafı galiba da şuraya geçebilirsem çok daha net gösterir. Arkadaşlar diğer tarafa geçemedim. Çok fazla dal var önümde ama bakın kocaman bir taş var burada. Yani keşke buraya bir kazı ekibi gelse. Burada bence bir eski, belki de bir antik kent var yani. Arkadaşlar burada bir çukur daha var. Ama burası kapanmış bayağı. Burayı sanırım kazıp bırakmışlar bir şey olmadığı için. Arkadaşlar az önceki yerden bayağı bir yükseldim. Ama aşağıdan sesler geliyor. İnsan sesi mi yoksa bir domuz gibi bir hayvan mı var anlayamadım açıkçası, biraz korkuttu beni. Ne tarafa gitsem bilemedim ama galiba yukarı çıkmaya devam edeceğim. Çünkü daha güzel şeyler görmek istiyorum bugün. Bakalım şuradan yukarıya doğru tırmanacağım. Arkadaşlar hem çok yükseldim hem de ilk başladığım yerden bakın. O evlerin olduğu yerler. Kumsalın bu tarafındayım ben ama yine de çok uzaklaştım. Açıkçası hiç bugün kaybolmaya da niyetim yok. Biraz daha ilerleyip sonra geri dönmeyi düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Neredeyse hiç yol yok diyebilirim şu an gittiğim yerlerde. Bakın biraz daha ilerleyeceğim. Ondan sonra dönmeyi düşünüyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar daha da yükseldim. Tam olarak başladığım yer görünüyor şu anda. Aşağıda bakın göl gibi bir yer var. Orasıydı başladığım yer. Bu arada buranın manzarası şu anda mükemmel. Çok yoruldum ama. Şu anda hala da devam etmek istiyorum. Yani kendim de görmek istiyorum. Size de göstermek istiyorum daha fazla şeyler ama daha farklı şeyler, daha farklı yerler. Bilmiyorum, çok fazla da ilerleyemem herhalde bu saatten sonra. Zaten çok fazla ekipmanım da yok. Bayağı tırmandım. Şu anda mesela burası çok dik, gerçekten dik. Videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Bir de bu tarz yerlerin çıkmasından çok inmesi daha büyük sıkıntı benim için şahsen. Ben öyle düşünüyorum. Ben inerken daha fazla zorlanıyorum. Büyük ihtimalle dönerim biraz daha gittikten sonra. Arkadaşlar yükselmeye devam ettim. Biraz daha yükseldim. Böyle bir kayalıklara denk geldim. Sağından solundan yol gidiyor. Bakayım biraz daha yürüyeceğim. Şu an burayı yürümeye çok müsait olduğu için yürümeye devam edeceğim. Bakalım daha nereye kadar gidebileceğim. Ben de bilmiyorum. Yani çünkü aşağıdaki abi de dedi hani buranın sonu yok. Kaybolma, dikkatli ol diye. Çok büyük orman çünkü. Bayağı bir ucu çok uzaklara uzanıyor. Arkadaşlar burada bir çukur var. Ben de beklemiyordum. Bakın burada bir şey var mı?
Arkadaşlar burayı da galiba kazdıktan sonra tekrar kapatmışlar. Çünkü hiç şey gibi değil. Yani tekrardan kapatılmış gibi, kazıp da bırakılmış gibi değil. Ya da burası kaymış da olabilir kazıldıktan sonra. Keşke buradan bir şeyler gösterebilseydim. Yani açıkçası bir iki yer gördükten sonra ben de merak etmeye başlıyorum. Hani daha farklı, daha güzel bir yere denk gelir miyim diye. Bakın size birazcık dikliğini göstermeye çalışayım buranın. Şöyle. Hala daha gidiyor. Gerçekten çok dik. Bu tarafta gidecek bir yer yok. Diğer tarafından bir yol daha gidiyordu. Bir de oraya bakacağım. Eğer oradan da gidiş yoksa artık geri inmeye başlayacağım aşağıya. Çünkü daha fazla ormanın içinden gidemeyeceğim. Kumsalı da kaybetmek istemiyorum. Yani gerçekten neyin neresi olduğu belli değil. Her yer birbirine benziyor derler ya. Aynı o şekilde şu an her yer. Kaybolmak hiç istemiyorum. Arkadaşlar burada bayağı geniş bir yol var. Burada daha öncesinde geçmişler, yani belli. Yol oluşmuş çünkü. Bayağı açık bir yere geldim. Yani insan eli buraya bile değmiş. Gerçekten gittiğimiz her yerde insan olduğumuzu belli etmek zorundayız. Bakın karton atmış. Yani buraya kadar o kartonu nasıl taşıdın ve burada neden bıraktın? Yani gerçekten garibiz ya. Arkadaşlar her yer alabildiğine orman. Gerçekten hepsini gezmek isterdim ama bu kadar gezebildim. Artık dönüşe geçeceğim ve zaten her an kaybolabilirim. Yani az önce kayboldum zannettim. Sonradan buldum yolu. Bakın her yer böyle küçük küçük ya da biraz daha büyük çukurlarla dolu. Ama sanırım jandarma bu çukurları kapatmış ve buraya girişleri yasaklamış artık. Yani böyle yeni kazılmış çukur hiç yok. Benim geçtiğim yol üzerinde hep böyle üstü kapatılmış çalılarla ya da taşlarla kapatılmış çukurlar var. Bakalım, inşallah dönüş yolunu rahat bulabilirim. Arkadaşlar buradan aşağıya indim. Gerçekten çok korktum ama keşke size de çekebilseydim görüntülerini. Maalesef sadece telefonla çekim yapabildiğim için çekemiyorum. Böyle aşağıya devam ediyorum. Ama gerçekten şurada keşke gösterebilsem, bayağı bildiğiniz düz duvardan indim gibi bir şey yani. Korktum. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Suyum çıktı gerçekten. Galiba yolumu kaybettim. Ama denize çok yaklaştım. O yüzden zaten deniz kenarındaydı o yolum. O yola bu yol bağlanacak diye umut ediyorum. Aslında şu anda yolda da değilim. Deniz sesi çok yaklaştı. Bayağı yaklaştım galiba. İnşallah o yola bağlanır da artık dönerim yani. Çok yoruldum. Suyum da bitmek üzere. Evet galiba bağlanıyor orası. Çünkü o adayı da gördüm. Evet arkadaşlar. Diğer kumsala kadar yürümüşüm gerçekten. Farkında olmadan oldu ama vay. Çok müthiş bir yere geldim sanırım. Burayı sizlere göstermek istiyorum. Yalnız gerçekten çok güzel bir yere geldim şu an. En azından kurtuldum yani. Ormandan çıktım ama gerçekten çok terledim. Öyle dik yerlerden indim ki hatta küçük bir tripod almıştım kendime. Onu düşürdüm. Size şu anda burayı göstermek istiyorum. O yüzden ben gidiyorum. Gerçekten o kadar temiz ki şu an buranın suyu. Gerçekten giresim geldi yani, yemyeşil suya bakar mısınız? Mükemmel bir yermiş ya. Ben buraya ilk defa geliyorum. Yani bu kadar yürümemiştim hiç bu ormanda. Video çekmek için yürüdüm.
Açıkçası hem korktum hem de böyle bir yeri bulduğum için çok sevinçliyim. Gerçekten muhteşem bir yermiş. Ben de burayı sizle beraber ilk defa görüyorum. Yani şu suyun güzelliğine bakın. Buranın iki tarafı kumsal. Bakın bu tarafı da kumsal. Bu dağın arkası benim geldiğim yer zaten. Orası da kumsal. Suyu ben hiç bu kadar temiz görmemiştim. Su yemyeşil. İşte insanın gelmediği yer ne kadar belli oluyor. Arkadaşlar, bir an yolu bulamayacağım zannettim açıkçası yukarıdayken. Çünkü çok karıştı ve yukarı çıkarken kullandığım yoldan da inmedim. Çok farklı bir yoldan indim. Yani denk geldi diyeyim. Öyle o şekilde indim. Sanırım kışın su akan bir yer orası. Çünkü su yolu gibi oluşmuş aynı. Size şöyle söyleyeyim. Ben ilk başta şu küçük tepenin ucuna çıkarım diye düşündüm. Oraya çok çabuk vardım zaten. Hemen çıkınca orada oldum. Ondan sonra yavaş yavaş tırmanmaya başladım. En tepeye kadar çıkacağımı tahmin etmiyordum açıkçası ilk görüşte. Yani oraya kadar çıkmam diyordum. Hatta biraz daha arka tarafında düz bir şekilde ilerlerim diyordum. Ama en uca kadar çıktım. Oranın görüntülerini de paylaşacağım zaten. Zorlu bir yokuş oldu. Zorlu bir iniş oldu. Ama bu kayaların arkasında çok güzel bir yer buldum denize girmek için. Ve yazın açıkçası havalar ısınınca, denize girilecek havalar oluşunca ilk gelip gireceğim yer orası. Tekrardan bu şekilde yolları kapanmamış olursa, ki kapanmaz büyük ihtimalle çünkü defne yaprağı toplayan insanlar var. Yani orası gerçekten çok güzeldi ve ben bundan önce hiç orayı fark etmemiştim. Yani ben orayı full dümdüz kayalık zannediyordum. O denizde de girdim denize. Burada da sürekli giriyorum. O arası boşluk olduğunu bilmiyordum. Orayı direkt kayalarla dümdüz buraya bağlanıyor zannediyordum. Ama orada bir koy oluşmuş kayalardan. Ve çok güzel oluşmuş. Şimdi eve dönüyorum. Eve dönünce tekrar videoyu kapatırım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Eve geldim şimdi. Yolda bayağı bir üşüdüm. Çünkü daha yürürken, daha dağdan aşağı inerken falan çok terlemişim. İnşallah hasta olmam. Güzel bir video çıktığına inanıyorum bu kez. Yani ben hem eğlendim, hem korktum, hem de çok yoruldum. Siz de izlerken benim ne yaşadığımı inşallah anlarsınız. Ve izlemekten zevk aldığınız bir video olur. Her hafta bir video atmaya çalışacağım. İyi günler hepinize arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Görüşürüz.